İki maddelik mütabakat metninin en çok tartışılan noktalarından birisi sevgili izleyiciler. Sayın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için yaptığı Cumhurbaşkanlığı yardımcısı formülü aslında bir tartışmayı da, hukuki bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Ve o konuyla ilgili şimdi ekrana da yansıtacak arkadaşlarım ilk yorum Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Mehmet Uçum'dan geldi. Sayın Uçum'un tweetini de verebilirsek onu da paylaşmış olalım. Şöyle diyor Sayın Mehmet Uçum sevgili izleyiciler. Anayasaya göre vesayet makamıyla belediye başkanlığı asla birleşemez. Aynı kişinin hem Cumhurbaşkanı yardımcısı hem belediye başkanı olması anayasanın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarları için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar diyor Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından hukukçu Sayın Mehmet Uçum. Anayasaya göre söz konusu olamaz. Açık ihlaldir, anayasanın ihlalidir diye bir değerlendirmede bulundu. Hukuku uygunluğunu konuşmaya devam edeceğiz. Avukat Sayın Cüneyt Altıparmak gün ortasında konuğumuz. Sayın Altıparmak merhaba. Merhabalar Gülmen Hanım, iyi yayınlar. Çok sağolunuz. Az önce Sayın Mehmet Uçum'un tweetini paylaştık. Anayasada yer alan maddeye de bir atıfta bulunarak bunun söz konusu olamayacağını söylüyor. Biraz siz de detaylandırabilir misiniz bizim de anlayacağımız bir dille? Şimdi bir kere bu konuyla ilgili hukuki bir tartışma ilk boyutu itibariyle etik tartışmasıdır. Yani bir kişi hem belediye başkanı olup bir ili yönetecek hem de bir başka yetkiyle güçlendirilmiş ifadesi kullanıldığı için bunu özellikle icracı ifadesi kullanıldığı için bunu söylüyorum. Bir de ülkeyle ilgili politikalarla ilgili karar verecek. Şimdi burada bir kere çelişkili bir durum var. Ama konuya bir hukuki açıdan bakarsak ortada bir boşluk var. Yani bir kanun boşluğu, bir mevzuat boşluğu var. Ama hukuk her şeyi dolduramaz. Hukuk her alanda düzenleme yapamaz. Bir kişinin milletvekili olduğu zaman aynı anda belediye başkanı olamayacağına ilişkin bir düzenleme söz konusu Türk hukukunda. Sayın Mehmet Uçum'un da bahsettiği konu şu aslında. Merkezi idare dediğimiz yani işte bakanlıklar, cumhurbaşkanlığı ve diğer genel müdürlükler belediyeler üzerinde bir vesayet yetkisine sahiptir. Şimdi bir takım hukukçular bu vesayet yetkisinin sadece İçişleri Bakanlığı'nda olduğunu, dolayısıyla İçişleri Bakanlığı'yla belediye başkanlığının birleşemeyeceği konusunda bir anayasal aykırılık olduğunu, zira vesayet yetkisinin daha yorumlanamayacağı yönünden bir bağlamda konuya itiraz etmekteler. Ama böyle bir durum yok. Burada söz konusu olan merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki bir takım vesayet yetkileri var. Bunu Anayasa Mahkemesi birçok kararında aslında geçmişte de tartışmış. Yani siz bu konuyla ilgili mesela İçişleri Bakanlığı veya işte Başbakan'ın atama yaparak bir belediye başkanını görevden alabileceğine ilişkin bir düzenlemeyi vesayet yetkisine dayandırmaya kalkmış ve Anayasa Mahkemesi demiş ki bu konuyla ilgili böyle bir karar alamazsınız. Vesayet yetkisi bu anlamda belediyeye karşı kullanılan yetkiler anlamında dar yorumlanır. Ama tam tersine bakınca bir kişinin bir taraftan İmar ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla ve tüm bakanlıklarla koordinasyon görevi olan Cumhurbaşkanı yardımcısı olması bir yandan da bir meclisten bir karar alıp belediye meclisinin başında olması sebebiyle bir karar alıp bunu bu bakanlıklar aracılığıyla geçirmesi hukukun genel mantığı çerçevesinde bir aykırılık teşkil eder. Evet. Yani biz daha önce parlamenter sisteme geçiş konusunda bir anayasada olmayan fiili bir durumu tartışıyorduk. Şu anda da anayasaya aykırılığı şüphesi olan, anayasaya aykırı olabileceği konusunda ciddi emareler olan bir formülü tartışıyoruz. Şimdi bu formülleri tartışarak, bu durumları tartışarak, hukuku zorlayarak, hukuki anlamda zorlamalar yaparak, yetkileri ve birkaç kişilerini toplayarak seçim satım haline girilmesinin ben hukuki anlamda bir sıkıntı, bir sorun olduğunu değerlendirmekteyim. Aslında Sayın Altıparmak şunu da sorayım. Şimdi böyle bir mütabakat metnine böyle bir ifade yer verildiğine göre acaba şunu da tabii insan hani Sayın Mehmet Uçum siz biraz önce son derece açık bir şekilde aktardınız. Anayasaya aykırılıktır aslında bu dediniz. Şimdi partilerin hukukçu kurmayları da var aslında. Yani mutlaka onların da bir görüşü alınmadan mı acaba böyle bir durum söz konusu oldu? Yani hukukta
yoruma açık mıdır böyle durumlar? Gülben Hanım, sorunun kaynağında şu var aslında. Bunu da belirtmek isterim. Bir eleştiri anlamında da değerlendirilebilir bu. Biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş evresindeki o sistemi tahkim edecek değişiklikleri yapamadığımız gibi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin kendi içerisinde biliyorsunuz Sayın Fuat Oktay Başkanlığı'nda sistem daha iyi nasıl gelişebilir, sistemle ilgili sorunlar neler şeklinde bir toplantı yapılmıştı. Bu toplantının sonuçlarına ilişkin de mevzuat düzenlemesi yapılmadı. Şimdi bu sorunların temelinde kaynağında bu var. Bir de şöyle bir durum var. Belediye başkanının salt mevzuat üzerinden Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu zaman bu yetkilerini de kullanabileceği şeklindeki bir yorum normatif olarak mevzuat anlamında boşluktan istifade edip ama hukukun genel mantığına baktığımızda yani bir kişi de hem o yerel yönetimi denetleme hem de yerel yönetimde yetki sahibi olma kavramlarının birleşemeyeceğini düşünmeliyiz. Şimdi bunu söylerken de şöyle söylüyorum. Yani biz altılı masanın temel tezi ne? Bir kişide yetkiler toplanıyor. Biz buna karşıyız diyorlar. Ama öbür taraftan bakıyorsunuz önerilen modelde bu sefer iki kişi üzerinde yerel yönetimlerle merkezi idare yönetimleri yetkilerini Peki. toplamaya çalışıldığını görüyoruz. Bu da neyi getiriyor ortada? Bir çelişkili durum olduğunu ortaya koyuyor aslında. Yani ağırlıklı olarak çok da işte sizin de aktardığınız gibi bu durumun anayasaya uygunluk teşkil etmediğinin altı çiziliyor hukukçular tarafından da. Sayın Cüneyt Altıparmak çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Katkılar için çok teşekkürler.